Sıkılmış gibisin. Yok canım, niye sıkılayım? Biraz vaktim az da Neşelerle buluşacağız. Kalkarız birazdan. Şu tarihi tespit etmemiz lazım Oya. Ederiz ya. Hadi görüşürüz. Güle güle. Merhaba, nasılsın? Tamam. Taksi! Abi, niye burada oturuyorsun? Hiç. Hava alıyorum. Soğuk ama. Oya'yla mı buluştunuz? Onunlaydım. Nasılmış kraliçeniz? Yani Pınar, sevemedin gitti şu kızı ya. Yok canım, yani sen sevdikten sonra... Aman canım, görümceler kıskanırmış işte. Benim cadılığımı da bilirsin ya. Yine de bazen senin haklı olduğunu düşünüyorum. Aa, siz beraber miydiniz? Yok, kapıda karşılaştık. Nesi var bunun? Abi çayını al. Ben de şunları keseyim. Anne hadi. Abi. 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 Aman Allah'ım, ne oldu? Ne oldu? Koş babanı ara hemen. Yavrum, yavrum ne oldu? Haluk, iyi misin oğlum? Haluk, baba. Haluk. Baba hemen gelmen lazım. Yavrum, abi aç bayıldı, gözünü. Hemen gel. Aç gözünü.
Haluk, ne oldu oğlum? Telaşlanma baba, iyiyim ben. Ne diyor doktor, neymiş? Birazdan gelecek doktor, bakıyorlar işte. Efendim? Oya Pınar ben. Alo, Oya? Ha, ne haber? Hastanedeyiz Oya. Abim. Abim yatıyor. Yani seni sözdüm Haluk. Haluk mu? Nesi varmış peki? Ya, 3 saattir tahlil diye tutturuyorlar, bilmiyorum. Ya, üzüldüm ya. Üzüldün mü? Demek üzüldün, sadece üzüldün. Oya, o senin sözdün. İnsan kalkıp gelmez mi? En azından biraz meraklanmaz mı? Ay çok isterdim ama vallahi burası pek müsait sayılmaz. Ben var ya senin gibi yengenin. Yuh be. Merhaba doktor bey. Nesi var? Şimdilik fena değil ama bakın bu durum yaratan pek çok etkili. Oya'yı aradım ama. Bir takım testler yapacağız. Evet. Kapalı galiba telefonu. Ondan sonra ancak karar verebiliriz. Şimdilik telaşlanmayın. Biraz istirahat etsin. O da kendini toplayacaktır. Madem öyle boz sözünü gitsin. Niye uğraşıyorsun ki? Ya öyle olacak tabii de evdekiler filan. Neyse olacak tabii. Çetin'den ne haber? İşte doktor dinlenecek dedi ya. Allah Allah. Hadi yat. Of. Yattı mı? Hı hı. Ben de çorba yapıyorum. İçsin bakalım bir. Allah Allah ya durup dururken. Kız gelmiyor mu? Oya mı? Aradım hastanedeyken ama. Müsait değilim dedi. Bu nasıl iştir ya? Bu nasıl sözlülük? Yavaş Ekrem, duyacak çocuk. Öf! Konuşalım hatun. Şunun da kulağını dök. Bitsin bu iş, tamam mı? Tövbe tövbe. Tamam Ekrem, sırası değil şimdi. Ya bugün böyle Ekrem. Yapan... Ekrem! Neyse, hala bir şey olmasın da. Olmasın, olmasın da. O da tam aptal aşık, ne yaparız bilmem. Gel. Ne bakıyorsun ya? Hiç. Düşünüyorum.
Ne düşünüyorsun? İnsan kendisini bu kadar pataklayan birini nasıl bu kadar sevebilir diye düşünüyorum. Pataklayan mı? Kim pataklayan? Senin az sopanı yemedik yani Haluk Bey. Hatırlasana. Hadi oradan be. Ne günlerdi ama. Aradı mı? Oya mı? Hayır. Neyse. Ne? Senin için üzülüyorum ben. Pınar, başlama yine. İyi de yani şimdi sen olsan... Ben olsam soluğu hastanede alırdım. Ama o almadı. Ama yine de... Yine de... Onu seviyorsun. Sevmeye devam et. Ama biraz uyuduktan sonra, tamam mı? Pınar. Hı. Ne dedi doktor? Tahlillerini bekleyecekler. Pazartesi doktoru arayacağız. Hı. Büyütme bakayım. Habis bir tümörden söz ediyoruz. Bu konuda tıbbın imkanları maalesef sınırlı. Allah'ım! Tedavi için yine elden gelen yapılacak. Ama hastanın moralini yüksek tutmak ve acılarını hafifletmek bu aşamada daha da önemli. Çok zor biliyorum ama eve biraz daha kendinizi toplamış olarak gelin. Doktorun dediklerini duydun. Ona hiçbir şey sezdirmememiz lazım. Elimizden geleni, hatta daha fazlasını yapacağız. Merak etme. Kötü değil mi?
Söylesene anne, kötü değil mi? Yok canım, kim demiş? İyice dinlensin dedi. Değil mi Semra? Beslenme dedi, pekmez filan. Moralini yüksek tutacaksın. Anlaşıldı. Hadi sulu göz. Çay yap annemlere. Ben de içerim. Oya, telefonun çalıyor kızım. Kimmiş? Bilmem, kapandı. Haluk'la görüşüyor musunuz? Bir sorun mu var? Yok, hastaymış galiba biraz. Galiba mı? Kızım senin sözlüğün değil mi çocuk? Ay ne bileyim canım işte. Ama büyüttünüz siz de. Oya, bu işler böyle olmaz kızım. Bak nişan falan konuşuluyor. Seni şimdi... Ben istemiyorum. Vazgeçtim. Merhaba. Oturalım mı bir yerde? Vaktim yok benim, hemen konuşalım. Tamam. Abinle ilgiliyse hiç yorulma. Ben bitirdim o işi. Oya, o hasta. Ay ne yapayım canım hastaysa? Doktor değilim ben. Sadece eski sözlüsüyüm. Sadece eski sözlüsü mü? Bu kadar kolay mı yani? Zor mu? Ben evet dedim, şimdi de ben hayır diyorum. O kadar. Oya, o ölecek, anladın mı? Ölüyor abim. Bana ne? Çok bitkin hissediyorum kendimi anne. Çok yorgun hissediyorum. Kolay değil oğlum. Hastalık atlatıyorsun. Atlatıyor mu? Orası da meçhul ya. Oya hiç aramadı anne. Hiç gelmedi. Pınar söyledi ya oğlum. Şehir dışındaymış onlar. Soruyor Ekrem. Nişan için hangi renk elbise alacağını anlattı bana. Ey yarabbi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben ne derim Haluk'a şimdi? O edepsiz koydu gitti mi seni diyeceğim. Hem de çoktan anne, çoktan.
Ben Ahmet'le konuşacağım. Gerekirse yalvaracağım. Kızı parmağına bir yüzük takacak. Sonra... Yani... Haluk gittikten sonra ne alt ederseniz. Konuşacağım onunla. Çocuğun babası benim hayatımı değiştiren adam. Boğazından geçen her lokmada payı var o adamın. Kızım, çocuk ölüyor. Ölüyor Haluk. Sadece bir yüzük. Bir yüzük takılacak. Mutlu olacak çocuk işte be. Bu onun ölmeden önceki son arzusu. Ne olur yani? Biz seni evlenmeye zorlamıyoruz ki kızım. Bu garip bir şey işte. Allah kimsenin başına vermesin. Peki. Bu tiyatroyu oynayacağım. Ama sadece o kadar. Sadece yüzük, tamam mı? Siyah da yakıştı ha. Yakacaksın ortalığı. Yoruldum Pınar. Bitmedi mi? Hemen. Hemen bitti. Oh. Heh, oturabilirsin. Hı. 8 gibi gelecekler. Acele edin. Haluk sen de git tıraşını ol oğlum. Ben gömleği falan ayarlayayım ya. Keşke her şey daha farklı olsaydı anne. Ne var ki oğlum? Allah beterinden saklasın. Onu çok sevdim ben anne. İnsan niye sevdiğini bilmiyor ki. Allah mesul etsin oğlum. Zor durumda kaldınız siz de. Ama... Ölürken, ben ölürken de onu düşünmek istedim sadece. Sadece bu. Hoş bulduk Semra'cığım. Nasılsın Semra'cığım? Nasıl olalım? İyiyim Neşe'cığım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş.
Hoş bulduk kızım. Hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol Ahmet, sağ ol. Sana minnettarım. Buyurun geçelim. İki aile arasında söz kestik. Yani akraba olduk. İş buraya geldi hayırlısıyla. Birbirlerini seven bu gençleri bu gece nişanlıyoruz hayırlısıyla. Allah hayırlı etsin. Sağ ol evladım. Gel kızım. Sağ ol Ahmet. İnan ki ne yapacağımı bilemedim. Allah kimseye vermesin. Biliyorum. Hepimiz için çok zor. Sana minnettar. Ben geçireyim sizi. Güle güle. Şimdiden sıkmaya başladı parmağımı. Tamam mı? Tiyatroyu oynadık ve bitti. Artık benden hiçbir şey isteme. Oya? Haluk! Haluk! Haluk!
Ekrem! Pınar! Oğlum! Hoş geldin kızım. Pınar. Sağ ol kızım. Sağ ol. Geç içeri. Niçin çağırdınız beni Neşe teyze? Biz değil kızım. Oya çağırdı seni. Oya mı? Hı-hı. Pınar. Yapma kızım. Zor durumdayız. Sizden değil Ahmet amca. Ama ondan, ondan nefret ediyorum. Pınar kızım, kazadan sonra ev bir mezarlığa döndü. Ne olur, gir iki dakika konuş onunla. Lütfen kızım, hadi. Perdeleri açamadığım için üzgünüm. Ama böyle gerekiyor. Benden nefret ettiğini biliyorum. Haklısın. Ben sadece... Ondan özür dilemeyi çok isterdim. Bunun için çok geç. Biliyorum.
Ama ben kötüyüm Pınar. En azından sen affedemez misin beni? Perdeleri niçin açmıyoruz? Perdeler mi? Hayır, açmıyoruz işte. Sana ne oldu? Aynaya bakamıyorum artık. Yüzüğü nerede? Ne? Abimin yüzüğü. Nerede o? Ben atmıştım onu. Senin yüzünü değil, seni seven tek insandı yeryüzünde. Şimdi o yok. Sen kendi yüzünle baş başasın. Doya doya bak artık aynaya. (Gülüyor)